نشهد أن سيدنا محمدًا عبده وحبيبه ورسوله. أما بعد فيا شيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. صدق الله العظيم. سبحان الله. Ahirete inanan mümin. Okuduğum ve ona ulaşmak için gereği gibi yaşarsa, çalışırsa, işte bunların Covid-19 tedbirleri kapsamında toplu ibadete ara verilmesinin ardından geçen hafta ilk cuma namazı belirlenen yerlerde kılındı. Antalya İl Müftülüğü'nün de belirlemiş olduğu cuma namazı kılınabilecek yerler arasında Antalya Halide mevcuttu. Burada da cemaatin ateşi ölçülerek, maske dağıtımı yapılarak cuma namazına hazırlıklar tamamlandı. Covid-19 tedbirleri kapsamında toplu ibadete ara verilmesinin ardından geçen hafta ilk cuma namazı belirlenen yerlerde kılındı. Antalya İl Müftülüğü'nün de belirlemiş olduğu cuma namazı kılınabilecek yerler arasında Antalya Halide mevcuttu. Burada da cemaatin ateşi ölçülerek, maske dağıtımı yapılarak cuma namazına hazırlıklar tamamlandı. Ses. Ya Rabbi, ahirlâhi Rabbi.
Kalabalık öğrenmesi ayrı cumalar. Yine mesafemizi koruyarak meydandan ayrılalım. Allah hepimizden razı olsun. Evet. Öncelikle Antalya Toptancı Sebzeli'mize hoş geldiniz. Covid-19 sürecinde gerçekten tüm dünyanın ve ülkemizin içinde geçmiş olduğu sıkıntılı süreci hep birlikte zorlu süreci yaşadık. Ben başta Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Böcek ve ekibine çok teşekkür ediyorum Antalya Toptancı esnafı olarak. Buradaki gerekli her türlü önlemleri aldılar. Malumunuz bugün Cuma günü Cuma namazımızı eda ettik. Sizlerin de biraz önce görüntülediğiniz gibi sosyal mesafeyi koruyarak ve maskemizi takarak eda ettik. İnşallah bundan sonraki süreçte, bu zorlu süreçte Allah bundan sonraki cuma namazlarımızı da camilerimizde kılmayı bizlere nasip etsin. Ben teşekkür ediyorum. Dikirim. Geçen hafta biliyorsunuz İstanbul'un fethinin 567. yıl dönümüydü. Biz geçen cuma cumalarımızı tekrar camilerimize peydir kapalıydı, açıldı. Cuma namazımızı kılmaya başladık. Bu hafta yine ikinci cumamız, camilerimizin açık olduğu camilerimiz diyorum. Cumalarımızı tekrar kılabildiğimiz. Ondan dolayı mutluyuz. Hal olarak da bugün tekrar cuma namazımızı kılmış olduk. Bundan dolayı mutluyuz. Geçen hafta biliyorsunuz geçen cumamız İstanbul'un fethinin 567. yıl dönümüydü. Biz geçen cuma itibariyle camilerimiz ne kadar kapalı da olsa burada bizim otoparkımızda namazımızı kılmaya başladık. Yine bu hafta tekrar ikinci cumamızda bütün hal esnafı olarak otoparkımızda cuma namazımızı kılmaya başladık. Bundan dolayı hal esnafı olarak mutluyuz. Evet, başkanımın değindiği gibi Allah'a hamdolsun 29 Mayıs İstanbul'un fethinin 567. yıl dönümünde camilerimizin kapalı olmasına rağmen meydanlarda, otoparklarda, kapalı pazar yerlerinde cuma namazının kılınması hakikaten bizi çok mutlu etti. O yüzden Rabbimize hamd ediyoruz, şükür ediyoruz, teşekkür ediyoruz. Allah'a hamdolsun. Rabbim inşallah en yakın zamanda da tekrar camilerimizin ibadete açılmasını Rabbimizden temenni ediyoruz. Özellikle de hal başkanımıza, yöneticilerimize, bu otoparkında bize açtıklarından dolayı, imkanı sunduklarından dolayı onlara da teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun diyoruz, teşekkür ediyoruz.